Bu videoda farklı bir inceleme ile birlikteyiz. Hem uygun fiyatlı hem de bence her evde olması gereken 360 derece ev içi güvenlik kamerasını yani Anke markasının 141R kod adlı modelini inceleyeceğiz. Açıklama kısmında bu cihazın linki de bulunacak. 25 dolar yani yaklaşık 450 TL bandında bu kamerayı alabiliyoruz. İsterseniz ilk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Ardından kullanımına, kamera kalitesine, mikrofon kalitesine hepsine yakından bakacağız. İlk olarak kutu tasarımına baktığımızda gerçekten sade bir kutu ile karşılaşıyoruz. Oldukça hafif olduğunu da söyleyebilirim. 128 GB'a kadar hafıza kartı takabildiğimizi görürken iki yönlü mikrofonlar da kameramızda bulunuyor. Kutuyu kaldırdığımız zaman ilk olarak kameramızı görebiliyoruz. Malzeme kalitesi ve tasarımının gayet şık olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde kutu içeriğimizden mikro USB şarj kablomuz ve duvara montelemek için vidalar ve bir adet de adaptör çıkıyor. Adaptörün çıkması gerçekten önemli ve bu adaptörün 5 watt 1 amper gücünde olduğunu söyleyeyim. Yani en verimli adaptörlerden biri. Yani güç tüketimi yönünden de avantajlı. Elektrik faturasını kesinlikle kabartmayacak. Bunun dışında kullanım kılavuzlarını da görebiliyoruz. Kullanım kılavuzunun arka tarafında bir QR kod bulunuyor. Telefonumuzdan QR kodu okuttuğumuzda eğer iPhone'sa App Store üzerinden Anke Vision uygulamasını indirmemiz gerekecek. Bu uygulama sayesinde cihazla evin bağlantısını yapabileceğiz. Cihazın tasarımından bahsetmek gerekirse gerçekten hafif ve kaliteli bir yapısının olduğunu da söyleyeyim. Kameramız tam olarak siyah alanın ortasında bulunuyor ve başlığın hareketli olduğunu da söyleyeyim. Arka kısımda da hoparlör, şarj girişi, yukarı doğru kaydırdığımız zaman da reset tuşu ve microSD hafıza kartı girişini görüyoruz. Kurulumdan devam edersek aslında her şey oldukça basit. Uygulamayı yükledikten sonra e-postanıza birlikte kaydolmanız gerekiyor. Android tarafına baktığımızda da Anke Smart uygulamasını telefona kurarak kurulumu yapabileceğiz. Uygulamayı açtığımızda hem Android'lerde hem de iOS tarafında QR kodu kamerayı okutmamız gerekecek. Burada biraz bekliyoruz ve kamerayla telefonumuz arasında yaklaşık 15 santimlik bir mesafe oluşturarak telefonun kamerayı net bir şekilde görebileceği konuma getirince... Bağlantı kurulmuş olacak. Bu adımdan sonra Wi-Fi şifremizi de uygulama üzerinden tekrardan girmemiz gerekecek. Bu şifreyi girdikten sonra kameranın internete bağlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık 1,5-2 dakika içerisinde tüm işlemler hızlıca tamamlanıyor ve gördüğünüz gibi kamera telefonumuza eklenmiş oldu. Açıkçası beklediğimden de hızlı bir kurulum oldu diyebilirim. Kurması gerçekten pratik. Hemen video testini yaparsak Video kalitesi olarak yeterli düzeyde ve telefondan da kameranın yönünü kolay bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Yakınlaştığımız zaman detaylar da detaylarda pek kayıp olmuyor. Bu görüntülerin devamlı olarak kaydolması için hafıza kartımızın olması gerekiyor. Minimumda 64 GB'lık bir hafıza kartı alırsanız depolama yönünden de uzun süreler boyunca sıkıntı yaşamazsınız. Analog yardımıyla da kameranın yönünü daha kolay bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Mikrofon kalitesini ses yüksekliğinde beğendiğimi söyleyebilirim. Bunun haricinde bir güvenlik kamerasına göre gerçekten kaliteli bir görüntü yakalayabiliyoruz. Düşük ışıkta da gece kayıtlarında da kesinlikle yeterli düzeyde. Tabii ki bataryaya sahip olmadığı için sürekli olarak şarja kullanmamız gerekiyor. Ancak yanında gelen kablonun da gayet yeterli bir uzunlukta olduğunu söyleyeyim. Böyle uygun fiyatlı bir ev kamerasında bataryanın olmaması da bence çok bir problem değil. Genel olarak fiyat performans bir kamera diyebilirim. Ben gayet beğendim. Bence her evde olması gereken güvenlik açısından oldukça pratik bir çözüm diyebilirim. Sizce 400 TL'ye alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.